x küp eksi 9x'te x parantezine alırsak x kare eksi 9 olur. Sıfıra eşitlediğimizde bunu sıfır yapan değerler x eşittir 0, x eşittir eksi 3, x eşittir 3'tür. Paydaya baktığımız zaman x parantezine alırsak x artı 5 olacak. Buradan da x eşittir 0 ve x eşittir eksi 5 olarak bulunur. Diğerine bakalım. X kare eksi 3x eksi 10. Çarpanları ayırırsak şuradaki eksi 10'u 2 ve 5 olarak ayırabiliriz. Çarpım eksi 10 yapsın. Toplamda eksi 3 yapsın. Dolayısıyla burası artı, şurası eksi olur. İşaretleri değiştirerek köklerini yazabiliriz. Buna göre pay kısmından gelen kökler x eşittir eksi 2 ve x eşittir 5'tir. Paydadan da x eşittir 3, 0 yapan değerler gelir. Şimdi tablomuzu yapalım. Birinci eşitsizlik, ikinci eşitsizlik bu şekilde gösterelim. En küçük buradaki değerler içinde eksi 2, 5, 3, eksi 5, 0, eksi 3 olduğunda eksi 5'tir. Eksi 5'i yazdık. Daha sonra eksi 3 var burada. Eksi 2 var. Arkasından 0 geliyor. 0'dan sonra da 3 var. En sonunda da 5 var. Bu şekilde gösterdik. Birinci eşitsizlikteki kökler 1, 2, 3, 4, 5 tane. Bunları burada gösterelim. Sıfırdan aşağıya iniyoruz. 2 tane kök var. Çift katlı. Bunu bu şekilde gösterdik. Eksi 3'ten aşağıya iniyor. Sonra 3'ten de aşağıya iniyor. Burada da eksi 5 var. Eksi 5'i de işaretledik. Buradaki 5 tane sayıyı göstermiş olduk. Diğerinde eksi 2, 5 ve 3 var. Eksi 2'den aşağıya indi. 5'ten aşağıya indi. 3 burada ortaktır. Bu şekilde işaretlemiş olduk. Baş katsayıların oranı burada pozitif. Artıya artı. Dolayısıyla artıyla başlıyoruz. Burası da artı. Değiştirdik işareti. Eksi. Çift katlı kök değişmedi. Eksi. Eksi. Burası artı. Sonra eksi oldu. Buradaki baş katsayılar yine artıya artı olduğu için başlangıç işaretimiz artı. Eksi oldu. Sonra bir daha değişti. Artı. Bir daha değişti. Eksi şeklinde gitti. İstenen işaretler birinci eşitsizlikte eksi olan yerler, ikincisinde ise artı olan yerler. Eksiye artı. Yukarıdan aşağıya taradığımız zaman burada görüyoruz. Başka da herhangi bir yerde bu aralık yok. Ha bir de burada var. Eksiye artı. Eksi 2 yazdığımız zaman birinci eşitsizlikte ifade negatif çıkıyor. İkinciye baktığımızda zaten pay kısmında olduğu için 0, 0 da buraya dahil, eksi 2 alabiliriz. Ancak burada 3'ü alamayız. Çünkü 3 burada paydada. Öyleyse 3 iptal. Eksi 2 ile 3 arasındaki değerler 0'a da buradan atabiliriz. Paydada çünkü. Ama toplama etkisi olmayacaktır. Eksi 2, eksi 1, 1 ve 2 değerlerini topladığımızda sonuç 0 olur.